Taşak Zeynden merhaba Frostbank'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. 3-4 gün video atamadım çünkü gençler ses tellerinde bir problem vardı. Yani iş yerinde ailemle, arkadaşlarımla özellikle sessiz, hani böyle fısıldayarak konuşmak zorunda kaldım ki sesim bir an önce iyileşsin diye. Ve bugün, hatta dün sesim biraz kendine geldi ve ben dedim ki artık Frostbank oynamalıyım. Dolayısıyla ses muhalefetini açtıktan sonra Frostbank'a kaldığımız yerden gençler devam ediyoruz. Bir önceki videoyu izlemek zorunda kaldım. En son ne yaptığımı hatırlayabileyim diye. Hatırladım abi. Ne yaptığımızı hatırladık. Bugün jeneratör bakın kendine geldi. Bayılıyorum ya. Allah'ım, insanlar üşümüyor ya, bayılıyorum. Şu an şehrimizin şeyi oldukça iyi. Durumu oldukça iyi. Burada bakın, biz yerleşim merkezi var. Burada yerleşim merkezini ayırdık. Burada ayrı bir yerleşim merkezi yok aslında bakarsanız. Burada şey var. Resource depotlarımız var bizim. Burada sawmill var. Burası çalışmıyor daha fazla. Çünkü daha fazla odun stoklayamıyoruz. Belki şu odunda çalışan şuradaki arkadaşı buradan alırım. The Green Midlander. Yani bizim otobotumuzu buradan alırız. Otomotonumuzu başka bir yere veririz. Bilmiyorum ama... buradaki şehri çoğaltacağım çünkü bakın yolda gelecek olan insanlarımız olacak bir ton. Görüyorsunuz burada. Şöyle zoom out yapalım. Buradaki insanlar kovulmayan gibi. Burada insan olmayabilir fakat buralara gideceğiz. Buralardan yeni kişiler gelebilir. 344 kişiyiz şu an. Bakalım bu bölümün sonunda kaç kişi olacağız. Okay. Şimdi oyuna başlamadan önce ben nüfusuma baktım kayıttan önce ve dedim ki teki biraz hızlandırmamız lazım. O yüzden bir tane workshop yapacağım. Tekimiz hızlansın abi. Bakın ben bunu buraya koyarsam. Hem Steam Hub'a giriyor gördüğüm kadarıyla, aynen. Buraya koyarsam yalnızca Steam Hub'a giriyor. Buraya koyarsam ikisine birden giriyor. İkisine birden giren bir yere ihtiyacım var. Dolayısıyla bunu bakın buraya koyduğum takdirde ikisine birden girebiliyor. Doğru mu? Doğru. Ay, çok iyi. Burası nasıl? Burası kötü. O halde şuraya koyalım. Çünkü araştırmalarımız hızlı olsun. Dolayısıyla soğuğu yavaş atlatalım. Bu arada bak, gördüğünüz gibi 30'un yalnızca 3 gün sonra hava sıcaklığı 1 derece düşecek. Yani eksi 60'a falan gelecek. Bizim için problem değil. Şu an idare edebilir eksi 60 derecede ama daha fazlası niye olmasın? Okay. Şimdi birkaç tane resource depot yapalım. Çünkü lazım olacak, biliyor musunuz? Lazım olacak. Madenlerimin bu kadar hızlı artacağını inanın bana düşünmemiştim. Yani cidden bunu tahmin etmiyordum, öyle söyleyeyim. Steel üretimi birazcık az bana soracak olursanız. Ve heater efficiency, artık gördüğümüz kadarıyla heaterlar, yani mesela çalışma yerlerindeki, iş merkezlerindeki bunlar eskiden mesela 3 yakıyordu, bakın şu an saatte 2 kömür yakıyor. Okey, gayet güzel. Araştırmalarımıza geçiyoruz tekrardan. Heating, bilmiyorum, ikinci seviye jeneratör gücünü yapmalı mıyım, emin değilim. Ya bunu açtığım takdirde çok az steel'ımız var. Bunlar bayağı az şey geliştirebiliyorum. Bu konuda infirmary olabilir, ev olabilir. Yalnız bildiğim kadarıyla bizim bunkhouse'larımız eksi 60 dereceye kadar dayanıyor. Dolayısıyla şimdilik gerek yok gibi. Infirmary. Abi steel çok az var. Bu? Evet işte bu. Okey. Okey, steel önem veriyoruz abi. Steel önem veriyoruz. Bu saatten sonra şunu da 5 kişiyi verelim. Harika. Muhtemelen bugün içerisinde steam'i de çıkartırız. Gayet güzel. Bir sonrakiye başlayabilir miyiz bilmiyorum. Kömür üretimimiz hakikaten çok az. Bu arada... ben resource'lardan coal mine, steam coal mine niye yapamıyoruz? Abi kömür yok. Şey yok, pardon, çelik yok. Bugün tamamlanır mı bu? %52. Tamamlanır. Okey. Bugün tamamlanırsa eğer şu iki yeri şeyle değiştireceğim. Abi şöyle bakar mısınız? Bunu kapatırsam ne oluyor? Oo, bayağı serin oluyor. Kapatmayalım, insanlarımız hasta olmasın. Bu arada bakın, şu an tedavi gören hiç kimse yok. Abi o kadar sağlıklı bir millet ki, medical postlar gördüğümüz kadarıyla bomboş. Doğru mu? Haydi. Nasıl 6 kişi var ya? Herkes sağlıklı gözüküyor. Ha bakın. Tam da dolu olanı seçmişiz. İyi mi? Benim başka yerde medical postum yok mu? Bak şurada da var. Burası boş mu? Haha boş. Oğlum çok iyi. Buradaki engineer'lar boş oturuyor ha. Şunlardan biri olmak isterdim. Vallahi billahi. İnanılmaz. Herifler bomboş abi. Hasta yok. Adamlar ne yapsın? Doğru abi. Okey. Durumumuz gayet iyi. Ülkemizin seviyesi. Steam Steelwork araştırıldı. İşte bu kadar. Çok hızlandık. Çok hızlandık. Hızlı koşan atın hiçbir şey olmaz abi. Hızlı koşan at hızlıca gideceği yere varır. Bence öyle. Outpost depot yapılabilir. Factory yapılabilir. Gerçi bizim kaç tane vatandaşımız var? Ampute olan 4 kişi var. 4 kişiyi iş gücüne katabilirim. Fabrika yapıp onlar için protez yapıp. Ama...
İşte bilmiyorum. Bilmiyorum anasını satayım. Onlar öyle olsun. Araştırmamıza geçelim. Outpost depot. Başlayalım. Outpost depot şart çünkü yani bir noktada. Onu da aradan çıkarmamız gerekiyor. 40 steel geldikten sonra bunu yapacağım. Bu arada yemeğimiz bitmiş diyecektim ki şey yok. Aynen raw food okey. Bu arada ben bir tane daha yemek yeri yapabiliyor muyum? Yapabiliyorsam yapayım. Hunter's Hut değil de Hunter's Hangar veya Hot House. Bir tane de Hot House yapsak mı? Hava sıcaklığı fena değil. Günde 30 tane veriyor. Bu ne veriyor? Günde bu da 30 tane veriyor. Güncelleştirmeleri yemekle ilgili neyi arttırabiliyorum ben? Ona bir bakalım. Hunter's Gear'ları yapmışız. Hot House Insulation gerekli. Bu var. Bu ne işe yarıyor bilmiyorum. Abi 75 çelik. Of 75 çelikle 4. seviyeye geçirebiliyoruz sadece. Of çok fazla. Tek ümit buraya bel bağladım. Abi bunlar da çalışmayacak değil mi şimdi gece? Aynen. O halde ne yapalım biliyor musunuz? Bunu kapatalım abi. Of. Sen değil. Sen. 10. Aynen. 10 kişi orada işsiz kaldı. Ama olsun. Bunu şimdilik... Of. Evet. Isıtıcıyı kapat. Aynen. Kaloriferleri de kapattık. Bakın kömür şu an gördüğüm kadarıyla fazlalık veriyor. Bu arada 40 steel geldikten sonra şunların hepsini uçan hangar, uçan okçulardan yapacağım abi. The temple has influenced some people to mend their ways. Harika. Abi tendency düşüyor. İnsanlar artık eğilim göstermiyor Londoner'lara katılmaya. İnsanlar diyor ki hayır. Ben burada kalacağım ve ben Eray'ın yönettiği yerde yaşamak istiyorum diyor. Çünkü insanlar haklı. Siz bu insan yerinde olsanız, bakın siz şu adam olsanız, siz Thomas Hayden olsanız. Everything is fine. Going to eat. Adam yemek yemeye gidiyor ve her şey diyor ki her şey yolunda. Oscar diyor ki her şey yolunda. Bakın rastgele her şey yolunda. Vatandaşlarımla birebir ilgileniyorum ya birebir. Bak rastgele birini yakaladım. Her şey yolunda arkadaşlar. Scoutlar kovul madenine ulaşmış. Tebrik ediyorum sizleri. Kömür madenine ulaştı ve kömür madeni otomatiğe bağlanmış diyor. Motorcu basınca uğramış. Ve pressurize, pardon, basınca uğramamış. Bu başka bir anlama geliyor. Tam da çözemedim ama maden çalışmayı durdurmuş vaziyette diyor. Yani çalışır vaziyette ama sanırım basınç fazla mı gelmiş, az mı gelmiş, bir şey olmuş. Maden durmuş. Etrafındaki kar da işte havada sessizlik falan filan olmasını etki ediyormuş anladığım kadarıyla. O halde explore diyelim etrafı. Kullanabileceğimizden daha fazla kömür var diyor. Daha yakın zamana kadar kömür madeni çalışıyordu. Makine fakat şu an çalışmıyor diyor ve görünüşe bakılırsa ya çalışmaması gereken, çalışmamasını gerektirecek hiçbir şey de yok. Belki de ufak ayarlarla diyor onun yükleme yerine tekrardan yükleme yerindeki daha doğrusu şeyleri çıkartabiliriz diyor. Çok fazla malzeme alırız diyor eğer makineyi bozarsak. Şimdi gördüğüm kadarıyla burayı sonradan kullanabiliyoruz bizim outpost ekibimizle. Bunu İnanmıyorum ya. Bak çok fazla cezbediyor abi. Hiç odun problem değil. Abi 200 steel. Om çok fazla. 200 steel hakikaten çok fazla. Buraya tekrardan uğrar mıyız? Buraya uğrarsak şöyle söyleyeyim. Günde 800 kömür ve gönderiyor bize araştırma ekibimiz. Bunu var ya sökebilirim. Sırf steel için sökebilirim. Neyse sökmeyeceğim ya. Yalnızca kömür aldı. Okey. Kömürü alıp Frozen Grove'a gidebilirsiniz aslına bakarsan. Bir gün 19 saatte mi gidiyorsunuz? Gidin ya. Gidin anasını satayım. Sorun değil ya. Gidin. Aynen. Kömüre ihtiyacım yok gençler şu aşamada. Dolayısıyla seni wood yapacağım. Seni de kömür yapayım. Abi yine kömür fazlalık veriyor. Oğlum insan lazım bana ki insanlar şey olsun. Ne olsun? Bu arada bir cuma okuması yapalım mı? 20 foot gerek yok. İnsanların durumu iyi zaten. Hadi bir 20 cuma okuması yapalım. Hop. Gece cuma okuması. Harika. Evet insan. Mevlüt. İnsanlar Londoner'ları terk ediyor. Mevlüt okutuyorum şu an. Ya işte bu abi. Bak kim bu? Rastgele yakaladım birisini yine. Joel Encan. Her şey yolunda. İnanıyorum ki diyor Tanrı bizi bir amaç uğruna koruyor. Yani bizim için bir şey düşünüyor diyor Tanrı. Adamın dediğine göre daha doğru söyle söyleyeyim. Bakar mısınız? Binaların sonlarında hep şeyler var ya. Şuradaki ev bayağı etrafında böyle şeyler var. Yolların bittiği yerdeki. Bu işaret ne ya? Bizim bölgenin işareti bu.
Bakın kiliselerde de aynı işaret var. Bunun anlamı ne tam olarak? Her neyse, bizim inancımızı temsil ediyor anladığım kadarıyla. Sağ salim şehre dönmüşler. Abi Steel'e bakar mısınız? İnanılmaz. Şimdi otomaton kaybol lan. Bak sen yüzde çok az efficiency ile çalışıyorsun. Sen buradan git. Onun yerine işçiler sen gel. Otomaton sen git. Muz gibi yerde çalışsan zaten robotsun, her türlü çalışabilirsin. Benim bolca Steel'e ihtiyacım var. Ekibimiz geldi. Tekrardan sizi ben araştırma merkezine götürüyorum. Diyor ki... Bunu sanırım bir önceki bölümde de görmüştük. Antenler ve çok farklı şeyler var diyor tepesinde. Bir tür araştırma merkezine benziyor diyor. Okey, buradan Research City'ye, buradan da Ice Corridor, buz koridoruna gideceğiz arkadaşlar. Okey. Şimdi araştırmayı bir tık daha hızlandırabilirim bana soracak olursanız. Ama sormaya da bilirsiniz. Ben o yüzden bütün... Steel'imi harcamak istiyorum. Outpost report'u çözdük. Yapabiliyor muyuz? Hayır, çünkü 45 steel gerekiyor. Harika. Bugün bana bolca steel lazım. Ve hızlandı. Bakın. Bakın hızlandı. Steel üretimi hızlandı abi. Steel üretimi. Steam coal mine. Bir saniye, ben şeye bakacaktım. Daha fazla coal'ı nasıl arttırabiliyoruz? Hot house installation var ya, kullanışlı olabilir. Bu kullanışlı, bu kullanışlı. Bunların üçünü acilen yapmam lazım. Yalnız research'a bakıyorum. Şunu yapalım değil mi? Evet, 75, okey, bekliyorum. Bekleyeceğim. Yemek problemini çözdük, yakıt problemini çözdük. 75 olur mu sizce? Bence olur. Oldu bile. İşte bu. Bir kere daha olur mu? Şöyle 40'a 50'ye falan gelirse harika olur benim için, biliyor musunuz? Bakalım bir tane daha bunu yapabiliyor muyuz? Oralara koyduk zaten. Bakın başka mesela steel yeri yapamıyoruz. Yani başka tür, yani şu ikisini daha fazla hızlandıramıyorum gördüğüm kadarıyla. Aynen, bak başka koyabilecek hiçbir yerim yok. Fark ettiniz değil mi? Aa, o kötü bayağı. Alright. Okay. Bu arada şey hızlanıyor. Steam coal mine bir tane daha. Yapabiliyor muyum bir saniye? Aa bak, yapabiliyorum. Harika, işte bunu arıyordum ben de. Aynen, çok iyi. Bakın bu olay bayağı iyi oldu. Şuraya bir tane daha şu büyüğünden yapacağım. Veya bakın bizim burada şeyimiz var ya, coal tamper'ımız var. Yanında tabii ki 40 kişiyle falan çalışıyor. Öyle bir şey olması gerekecek. Oo, bakar mısınız avcılara? Şunlara bakar mısınız? Oğlum inanılmaz. Abi çok iyi gözüküyor şunlar ya. Hakikaten. Bayağı tatlılar. Bayağı. Bir tane daha yapalım. Ve onu oraya koyduk. Ardından... Bir şey oldu az önce. Az önce biri bir şey dedi bana. Ne oldu? Halkımız ne düşünüyor? Bakar mısınız okçu... Abi resmen zeplin gönderiyorlar ya. Oğlum bu olayı nedir bunun mantığı bak. Uçuyorlar. Hey! Hey yavrularım benim ya. Siz kralsınız, kral. Şöyle bir yol çıkartalım aradan. Bakalım yeni kanun ne çıkartabiliyoruz. Purpose. Amaç. Field Kitchen, House of Feeling, Pro... Yok abi, buraya gidemem ben ya. Protector of Truth. Doğrunun koruyucusu. The Captain. Yani biz Protector of Truth, doğrunun, gerçeğin koruyucusu unvanını alacağız. Ve yalnızca biz neyin doğru, neyin yanlış olduğuna karar verebiliyoruz. Abi yeni bir güç geliyor. Kaptanın sözleri. Öyle ki bunu yaparsak, bunu kullandığımız zaman Fate Keeper'lar, bizim barış koruyucularımız, her gidecek, her eve gidecek, her kapıyı çalacak ve bizim söylediğimiz şeylere uymak zorunda olduğunuzu insanlara dikte edecek. Ya bu doğru değil. Nine. Doğru değil. Benim amacıma uymuyor. Ben onu o yüzden seçmedim. Emergency Shift kullanabiliriz. Bakın acil durumda 24 saat çalıştırabiliyorum insanlar ama bu huzursuzluğa neden oluyor. Extra Rations. Hastalar çok hızlı iyileşiyor. Kullanış olabilir. Food Additive Public House. Bundan ziyade ne yapalım biliyor musunuz? Field Kitchen yapalım. Yeni bir yer yapıyoruz. Bu da yanındaki iş merkezlerindeki ısıyı bir level arttırıyor. Yalnız iki tane Field Kitchen yapmamız gerekiyor. İnsanları sıcak yiyecek sunuyor çünkü. Okey, yapalım. Field Kitchen bence mantıklı. Çünkü ben insanlarımı bu noktada yönetmek istiyorum. Buraya bilmiyorum, insan görevlendiriyor muyuz? Hakikaten emin değilim. Pasif bir bina da olabilir. O yüzden onu bir kere odunun olduğu yere kesin koyacağım. Tamam mı? Bir kere şuraya kesin konacak o. Öyle söyleyeyim. Hem ısıtıcının yerine gibi. Buraya kesin konacak. Şu iki yeri ısıtması lazım. Tamam mı? Odunumuzu hallettik.
En azından kömürü hallettik. Bir sonraki en önemli maden steel. Steel'ımızı kesin halletmemiz gerekiyor. Bak burayı koyarsam hot house'u da ayarlıyor biliyor musunuz? Fena. Fenasın başa belasın. Buraya da konabilir. Burada da bayağı iş merkezi var çünkü. Buraya koyarsam yine şeyi kapatmış olacağız. Kömür yapmış olacağım ben. Neyse bu şimdilik dursun. Kafam şu an bayağı karıştırıyor çünkü öbür türlü. Her şeyi aynı anda düşününce olmuyor. Ben multitask bir insan değilim. Dolayısıyla hoş değil. İnsanlar artık baya vazgeçiyor yani. Millet Londoner'ı sokakta görse dövecek. Yemin ediyorum ilk başlarda hadi gidelim Londra'ya falan filan kafasındalardı ama şu an sokakta birisi ağzından kaçırsın böyle Londra diyecek gibi olsun. Yemin ediyorum çullanırlar üstüne ha. O derece bir yapıya büründük. Halkımız şu an evet bir tane ev yaptım bıraktım abi inanılmaz. Ne geliyor senden? Kömür geliyor. Ya neyse ya. Ben seni hızlandırmadım mı güzelim? Abi şunu kesin yapmam lazım yalnız. Resource Depot upgrade'i kesin yapmam lazım. Onu yaptığım takdirde bayağı rahatlayacağım. Buraya 10 tane işçi koyalım. Tamam mı? Burasına ısı verirsem ne oluyor? Cold oluyor. Niye? Çalışmıyor burası. Acaba insan... Bu ne? İki insan hasta. Bayağı hasta. Yarın yapabilirsem infirmary araştırayım. Allah'ım inşallah yeterince steel de gelir bana. Bu arada biz şeyi nereye koyduk? Aynen. Aa buraya insan gerekiyor. Şunu verelim. Ama açmadığım halde direkt comfortable. Nice. Aa bir kişi kaldı. Koskoca şehirde 344 kişi var. Ve bir kişi gitmek istiyor şu an Londra'ya. Kim o? İnsanları mı? Kim? Hanginiz lan o? Sen misin lan? Going to work. Resting, dinleniyor. Going to work, going to work. Ben şeyin direkt meydanına bakıyorum. Belki meydanda bir şey yapıyordur diyor. Diye. Yok abi her şey yolunda. Herkes her şey yolunda. Bir kişi var şu an. Aranızdan bir kişi gençler Londra'ya gitmek istiyor. Kim o? Bırakın gitsin. Bırak. Ama bak şarj oluyor görüyor musunuz? Bakın nasıl şarj oluyor yavrum benim. As. Sen bir yerde çalışıyor musun? Aa bu dinleniyor burada. Çalışmıyor. Bakın bunun görevi yok çünkü şu an. Aynen bu çalışmıyor ha. Vallahi çalışmıyor. Vallahi demeyeyim de belki çalışıyordur. Aynen. Yo. Çalışıyor işte. Aynen burada çalışıyorum. Otomaton burada çalışıyormuş gençler. Görevi varmış kusura bakmayın. Okay. Okay let's see here. Burası hava sıcaklığını arttırdı. Buralar kapatırsam ne oluyor? Vah kapattığım halde hala comfortable. Kapat lan. Oldu anasını satayım. Fark ettiniz mi gençler? İnanılmaz bir cihaz bu. Şu field kitchen. Küçücük bina ama insanlara sıcak çorba. Bu soğuk havalarda sıcak bir tarhana. Belki mercimek, belki ezogelin çorba. Belki tavuk suyu çorba. İnsanlara sağlıyorlar. Dördüncü seviyeyi. Araştırdık. Yeterince steel'ım var. Resource Depot. Bunu bir yapalım. Tamam mı? Bu hemen hızlı olur diye tahmin ediyorum. Resource Depot şarttı. Bakın daha fazla kömür üretemiyoruz. Ama bu araştırma yapıldıktan sonra kendimize geleceğiz. Tekrardan üretebilecek seviyeye ulaşacağız. Outpost Depot yapıyoruz. Onu da direkt buraya koyabiliyoruz. Müthiş, müthiş, müthiş. Bir de şurada bir şey gördüm yanılmıyorsam. Yemin ederim burada bir şey gördüm. Az önce çok dinciydiğim bir tane daha gördüm bak. Bak bunu buradayken gördüm. Ama bunu gidip buraya koyacağım çünkü burası da... Yo. Nereye koysak bunu buraya koyarım. Buraya resource depotlarla koyarım değil mi? Veya koy gitsin ya çok da fifi. Şöyle yapalım. Okey. Resource depot bakın inanılmaz abi. Müthiş. %45, 47, 40, %50'den sonra bakın 7200. Şu an 7200'den daha fazla şey yapamıyoruz. Sen nesin? Aa getirable resource yok diyor. Sökül lan. Yeterince odunumuz var zaten. Bir tane daha belki wall drill yapabilirim gençler. Çünkü odunu çok hızlı harcıyoruz. Hani her türlü yaptığımız şeyi odunu harcıyoruz. Dolayısıyla hava su sıcaklığı bayağı düştüğü zaman oduna ihtiyacım kalacak bayağı. Bakın direkt 7200'e geldi ve artık arttırabiliyoruz. Şu an deposu kaç olabiliyor şeyin? Odunun 10.300 inanılmaz bir rakam. Şimdi %10 daha efficient olabiliyor. Heating'e bakalım. Advanced heaters. 3 seviye arttırabiliyoruz artık. Steam hub efficiency var. %53, %33 daha az kömür yakıyor. Yap abi. İnanılmaz. Bakın gençler, sanırım bunlar mı hepsi mi? Hangisi? Yalnızca hub'lar mı?
Aynen, yalnızca hablar. Bakın yalnızca bunlar %33 şu an daha az şey yakacaklar diyor. Ve bu bizim için, yani bizim en azından kömür üretimimiz için ileriye dönük çok daha faydalı olacak. Yalnız hava sıcaklığı soğuduğu için de benim diğer gelişmeleri de acilen yapmam gerekiyor. Bilmiyorum, evler çok soğukta kalacak mı? Alt tarafı 1 derece düşüyor. Şu an hava sıcaklığı livable da olsa, ben bunu overdrive yaparsam her türlü comfortable'a sokarım diye düşünüyorum. İnsan böyle durumlarda şeyi istiyor. Keşke şey yapsaydık. Emergency shift'i. Hani acil durum nöbetini yaptıktan sonra şey oluyor biliyorsunuz. Acil duruma basıyorsunuz, helikopter 24 saat çalışıyor. Ve ülkemizin de durumu iyi olduğu için direkt huzursuzlukları düşecektir diye tahmin ediyorum. Bazı ağaçlar var diyor burada. Haç şeklinde kesilmiş. Bazı kemikler bulduk diyor etrafında. Araştıralım. Harbiden bulmuşuz. Kafatası. Ağaçları, haç işaretli ağaçları biraz araştırdıktan sonra diyor, çok sığ mezarlar bulduk diyor. Onların her birinin altında, yani bazı ağaçlara haç işareti çizilmiş ve onların altında mezar bulmuşlar gördüğüm kadarıyla. Dead bodies lack most of the bigger muscles. Cesetlerde çok büyük kaslardan yokmuş. Ha, büyük kaslar eksikmiş cesetlerde. Ne anlama geliyor bilmiyorum. Ve bazı kemiklerde ayı pençesi gibi şeyler varmış anladığım kadarıyla. Oh, strip of edible parts. Aman ya Rabbi. Yine bildiğimiz şey. Yenilebilir bölümleri cesetlerden ayrılmış keşke. Anladığımız kadarıyla insan birbirlerini yemiş. Doğru mu? Herhalde doğru. Açlıktan bu alıkoymuş insanları. Mezarları olduğu gibi bırakacağız fakat odun için ağaçları kesebiliriz diyor. Okey. Resource'ı alalım abi. Aa, daha fazla bir yere gidemiyoruz. Ciddi misin? Yani dönün geri o zaman. Our city. Bir de gün 18 saat. Okey, dönün bakalım. Havada çok fazla bozmadan evinize gelmiş olun genç arkadaşlarım. Yemek varsa bir cuma okuması mevlüt yapalım. Aynen. Umudumuz biraz daha artsın. Sermon. Sermon bildiğimiz kadarıyla mevlüt değil. Sermon nasıl bir şey hakikaten bilmiyorum. Yani işaretini bir dakika bir tahmini yürütelim. Sanırım bir araya gelip dua ediyoruz. O anlama geliyor olabilir. Bir kere de ben şeyle yapmak istiyorum ya. Hakikaten order'la yapmak istiyorum. Order'la inanılmaz merak ediyorum ne olduğunu. Order'ı seçtiğimiz takdirde muhtemelen diktatörlüğe gideceğiz tabii ki ama hangi yeni binalar gelecek? En azından birkaç tanesini biliyorum fakat ileriye dönük neler olacak hep birlikte göreceğiz. Bu arada yiyeceğimiz, bakın ben bunları Hunter's Hangar yapmış olmama rağmen çok da fazla istediğim verimi alabilmiş değilim. Çünkü hala 200'lerdeydi ben bunları yapmadan önce. Ben bunları yaptım yine 200'lerde. Fazla yiyeceği. Kim yiyor? Kim yiyor fazla yiyeceğimi? Sen mi yiyorsun lan? Sana yiyecek gidiyor mu ki günde? Number of resources required daily to maintain this building's operation. Günde 10 tane gerekiyormuş. Buna. Ha, günde bir tanesi 10 tane azaltıyor. Aa, benim bir tane field kitchen yapmam lazım. Abi yiyeceğe çok önem vermem lazım benim. Çünkü bakın yiyeceğin çok, hani yiyeceği kullanan çok farklı binalar var öyle söyleyeyim. Seni yine kömüre vereyim ben. 1300 kömür gayet iyi. Buranın efficiency'si, ben seni vereyim ya. Niye vermemişiz ki? Okey, oyunu hızlandırabiliriz. Bu araştırma bugün tamamlanırsa çok tatlı olur. Çünkü hava sıcaklığı bir hayli düşecek. Ki düştü. Hemen kontrol ediyoruz. Evet, evler gördüğünüz gibi dostlarım serin. Yalnız ben bunu overdrive yaparsam, aman ya Rabbim, direkt comfortable'a geçti. Müthiş. Hava sıcaklığı bir 10 derece daha düşecek. Bir süre ne oluyor lan? Ne oldu? Eğer giderlerse ölürdük. Ama hep birlikte kalmalıyız. Tekrardan bir araya geldik. Bölünmek yok. Tek bir birliğiz. Ne olursa olsun Londonurları gitmelerine izin vermedik ve doğru olanı yaptık. Kesinlikle doğru olanı yaptık arkadaşlar. Ve inanılmaz. Birlikteyiz artık. Londonurlar, Londoncular planlarının yanlış olduğunu gördü. Ve artık hiç kimse şehri terk etmek istemiyor. Çok zor bir savaş verdik diyor korku ve umutsuzluk üzerine. Winterhome'u kaybetmemizin trajedisi bizim umutlarımızı yerle bir etti. Fakat bizim ruhlarımızı yerle bir etmedi. Artık şu an bir kere daha birlik olabiliriz.
her zamankinden daha güçlüyüz ve karşımıza ne olduğunu bilmeden ne gelecekse yani gelecekle yüzleşmeye hazırız. Woo! Well done. Bu kadar ya. Bu kadar abi. Birlikten kuvvet doğar ya. Üretirsek var oluruz, tüketirsek yok oluruz arkadaşlar. Sen food ration yap. Ya change. Sen raw food yap. Steam up efficiency. Harika. Artık steam up'lar daha az yakıt yakıyor bize. Şimdi gençler bakın. Bakın. Nasıl arttırabilirim ben? Eve ihtiyacım var değil mi? Food and shelter. Ev abi. Ev. Ve infirmary. Önce hangisi? Önce house. Alright. Hava sıcaklığı düşüyor çünkü. Önce house. Okay. Go. Go. Yap abi. House yap. Yeni bir kanun çıkartabiliyoruz. Bakalım ne çıkartabiliyoruz. Ben artık bir şeyler kurmak istemiyorum. Ben adaptasyona geçeceğim. Ve emergency shift. Bakın kullanışlı olabilir biliyor musunuz? Veya public house. Umudu arttırıyor diyor. Public house'un patronları huzursuz, yani daha az huzursuzlanıyor. Sonuçta adamlar patron olduğu için etraftaki huzursuzluğu da çok fazla görmezden gelebilirlermiş gördüğüm kadarıyla. İnsanlar gelip burada bir şeyler içip falan filan yapıyorlarmış. Aa bir dakika yalnız sıkıntı olmaz mı? Biz şimdi inanç hani burada fate mate dedik. İnsanlar public house'un kapanmasını istemesinler. Oha böyle bir şey var mı acaba? Oğlum yapmam lazım. Oğlum sırf bunu merak ettiğim için public house yapmak istiyorum biliyor musunuz? House of pleasure. Moonshine. Ne demek? Moonshine. Bilmiyorum ama House of Pleasure zevk evi. Eyvah. Çok tehlikeli ha onlar. Abi what? Public House yapalım ya. Aynen Public House yapalım abi. Ne olabilir ki en kötü? Okey. Public House'dan önce tabii ki ben evi istiyorum. Dolayısıyla madenlerimi harcamayacağım. Gerçi Public House gördüğüm kadarıyla steel istemiyor. Doğru mu? Doğru. 15 wood istiyor. Yap gitsin en steam. Public House. Bir de bunu buraya koyalım. Hem evlere yakın yerlerde olsun. Bak direkt şeyi oraya yapmaya gidiyor ha. Bizim otomatonumuz. Bayılıyorum ya. Bayılıyorum ya. Abi şeye bakayım bir. Kömür üretimimiz ne alemde? 3500 üretiyoruz. 1100 kullanıyoruz. Sizce müthiş değil mi arkadaşlar? Bence müthiş. Bu arada sayımızın umut arttı. Abi umut daha fazla artamaz. Yani insanlar şu an daha fazla mutlu olamıyor gençler. Hakikaten öyle bir ülke yönettim ki. Neymiş burası ya? Aa, tabelası bile var. Açmadığım halde full. Binanın kendi izolasyonu var sanırım. Aynen. Binanın artı 2 izolasyonu var ve artı 4 de heat zone'dan geliyor. Şu an burayı ziyaret eden kimse yok. Patron diyor. Allah Allah. Patron varmış gördüğümüz kadarıyla gençler. Okey. Yeni bir araştırma. House yaptım. House redesign. Evler 10 wood ve 10 steel daha az istiyor. Oo bakın iyi gibi. Küçük gibi duruyor ama ileriye dönük. 45 getiriyor. Önce bu abi. Kesinlikle önce o. Şimdi evlerimizi düzenleme, yeni evler yapabilirim veya sahip olduğum evleri yükseltebilirim. İsterseniz şu an için sahip olduğumuz evleri yükseltelim. Tamam mı? Şimdilik 6 tane evimizi düzeltiyorum. 5 tane evimizi yükseltelim. 40 tane evsizimiz var. Niye? Ha, evleri yıkıldı diye. Okey. Hemen yapın arkadaşlar evlerini. Bu arada bakın %33 yaptım ya. %33'ün etkisini görüyor musunuz? Şu an %33'ün etkisini muhakkak görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın. 10.000. Ya. O anlama geliyor. Keşke emergency shift'i imzalasaydım. Ben şunların çalışmasını istiyorum ya. Şu ikisinin acilen çalışmasını istiyorum. Ben. Bana steel lazım çünkü arkadaşlar. Ya siz niye steel getirmiyorsunuz lan? Salak salak odun modun getiriyorsunuz. Ne bu? 25 steel. Yap anasını satayım ya. Yapabiliyorken yapın şunları da beni uğraştırmayın. Adaptasyon. Emergency shift. Ya imzalayayım şunu ya. Acil durum. Ya acil durum. Şunu bir imzalayacağım. Arkadaşlar bunu imzalamam gerekiyor. Bunu sık kullanmayacağım ama bunu steel de muhtemelen kullanmam gerekiyor çünkü ya sıkıntı büyüyor bende hani zaman daralıyor hızlanmam lazım belki workshoplara bile verebilir. Allah stres seviyesi yükseldi bayağı. Az daha devam edebilir. %91 %91 %93 94 overdrive'i kapatmam lazım. Evler soğuyacak. Evlerin bir kısmı soğuyacak arkadaşlar. Evlerin bir kısmı soğuyacak. Overdrive'i kapatıyorum.
Bakın normal evler livable ve bankhouse'lar şu an chilly. Acilen benim şey yapmam lazım. Ve insanlar hasta olmaya başlayacak yavaş yavaş tabii ki. Burada bir uyarı var. Efendim? Beklenmedik misafirler var diyor. Efendim diyor. Bir grup beklenmedik misafir şehrimize ulaştı. Onların beklentilerine göre uzun yerden geldiğimiz için bizi alacağız falan filan gibi düşünüyorlar sanırım. Ve bazıları birçoğu da yolda ölmüş. Cümleleri yani sonumuz geliyor cümlelerini sürekli tekrarlıyorlarmış anladığımız kadarıyla ve onlardan yardım etmemizi istiyorlar. Yani bizim onlara yardım etmemizi istiyorlar. Arama partisi, arama ekibi göndereceğiz onları şehre getirmek için. Ama zaten şehre gelmemişler mi anlamadım. Veya dikkatli olalım. Bu grup şehrimize girecek. Fakat diğerleriyle ilgili ne yapacağımıza biz karar vereceğiz. Aynen, yardım edeceğiz onlara ama diğerleriyle ilgili bence bu daha mantıklı değil mi gençler? Bakın bu grup şehre girecek. Eyvallah girsin. Onları şehre getirmek için şimdilik dikkatli olalım. Just in case. Abi. Of, 27 kişi işçi, 21 de mühendis geliyor. Allah, gelen var. Gelen var abi. Aa bakın, araştırma merkezinin kapısı kırılmış içeri doğru ve içeride kavga dövüş izleri varmış. Eşyalar kırılmış. Bazı bilimsel makineler zarar görmüş ve kan varmış. Kan lekesi. Son keşif. Tesla'nın sesli günlüğünü bulmuşuz. Ses diyormuş ki bize. All the observed. Aa, gözlemlenen her türlü değişiklik, işte güneşin biraz daha sönük olması, volkanik küllerin soğumaya neden olması. Çünkü hani volkanik küller herhalde güneş etkisini kapattığı için güneş daha fazla ulaşamıyor yeryüzüne ve hava soğuyor anladığım kadarıyla. Sonra asteroid çarpmasıyla alakalı bir şeyden bahsedilmiş ve çığlıklar mılıklar derken kayıt sona ermiş gördüğümüz kadarıyla. Ve birçok iz dağlara doğru gidiyormuş. Ve bir sığınak keşfetmişiz. 146, 149, 63, 2. Fena değil. Alalım. Bakın. Burada kaçan insanlar, şu an bulunduğumuz yerden kaçan insanlar buradaki mağaraya gitmişler. İsterseniz buraya da gidelim. Buraya kadar gelmişken ve duman var. İnsanları bulacağız. Bulalım mı? Bulalım. Bulalım abi. İnsana ihtiyacımız var. Yeni insan geliyor. Farkındayım. Ben burada insanı besleyebilir miyim? Beslerim. İsterseniz biz bir workshop daha yapalım. Çünkü yani var ya, yemin ederim bir tane daha yapabilirim ha. Bir tane daha yapalım abi. Çünkü yani ne kadar hızlı araştırma o kadar güçlü bir devlet. Ne kadar hızlı bilim, ne kadar hızlı ilim o kadar hızlıyız. Emergency shift'imiz de var. Harika. İşte bu. Daha fazla yiyecek gelecek. Yiyecek problemini çözdük. Şu an tek yapmam gereken benim ısınma problemim. Isınmayı nasıl çözeriz? Bankhouse'ları yaptım. Bunu yapsam bana nasıl faydası olur bilmiyorum. Ranch nasıl olur emin değilim. Efficiency. %10 artıyor veya Power Upgrade. Şunu yapalım ya. Şunu yapalım. Sonra bunu 2 ya, bunu 3'e getireceğiz. Etraf birazcık daha fazla ısınacak. Sanırım bunu 2. seviyeye getirmek için doğru bir zaman seçtim gibi düşünüyorum. Okey. Şehre ulaştılar. Çok da ihtiyacım olmayan bazı madenleri getirdiler açıkçası. Ama olsun diyoruz. Yanlış tuşa bastım. Şöyle bir zoom out yapalım. Bir dakika, siz niye soğukta çalışıyorsunuz? Hayır. Soğukta çalış... Aa bak. Bayağı veriyor lan bu. Chili ya. Bak. Chili. Cold. Pardon. Livable, 2 seviye. Kaç arttırıyor bizimki? 2 seviye arttırıyormuş. Çok da vermiyormuş. Normal veriyormuş yani. Okey. Ben bir an çok veriyor sandım. Zoom out yapalım. Bakın bizim mühendisleri şeyi nereye götürebiliyoruz. Bu elemanlar Ice Corridor'a... çok uzak ya. Ice Corridor çok uzak. Niye öyle? Git ya. Madem şehirde boş boş duracağını, bence Ice Corridor'a gidebilirler. Boşuna tutmak istemiyorum. Biz bunu yapmadık daha. 10 tane işçici değil mi sen? Yap abi. Şimdi bunu bilmeyenler için söyleyeyim gençler. Bunlar bizim araştırma ekibimizden biraz daha farklı. Kendileri mesela buraya gidip buradan bize malzeme getiriyorlar. Mesela buraya giderse ne kadar gidecek bilmiyorum ama bize food getiriyor. Buradan steam core getiriyor. Buradan kömür getiriyor ve buradan odun getiriyor. Şimdilik kaç tane steam core'umuz var? 3.
Dolayısıyla nereye gideceğini artık biliyoruz. Çünkü Steam Core bizim için önemli. O yüzden şimdilik buraya gidip bizim için buraya outpost kursunlar. Bir gün boyunca, yani sürekli her bir gün bir Steam Core getiriyor. Burada 100 raw food, yani herhalde 200 mi ediyor? 200 de normal yiyecek getiriyor. Burada 800 kömür getiriyor. Bence mantıksız ya kömür getirmek. Şu an kömür fazlamız var zaten. O halde sen oraya git. Okey, gayet tatlı. Oyun devam edebilir. Şimdi İkisi için yetirecek kadar mühendisimiz de var. Harika. Sana verdim. Sana verdim. Bu ara sıcaklığınızı verelim sizin. Ne olur ne olmaz. Üşümeyin sakın. Araştırmamız ne kadar fayda edecek bilmiyorum. %61, %62 sanırım aynı hızda artıyor gibi. Emin değilim. Ben bunları çözemedim. Ne kadar çok workshop yaparsam bilmiyorum. Sanki hep aynı hızda artıyormuş gibi hissediyorum. Bu arada yine kömür fazlamız veriyor. Kafayı sıyırtacaksınız bana ya. Yani daha ne yapmam lazım anlamadım ki. Yeter bu oğlum, az yavaş artsın. Bak yine doldurmuyor bunlar. Okey. Tamam ayarlayacağız. Belki şurayı yıkabilirim. Haberiniz olsun. Burayı yıkarsam 43 gücü gelir bana ki. Bu bayağı tatlı. Üçüncü seviyeye artıyoruz. Kömür üretimi artıyor. Gayet güzel. Tam da ihtiyacım olan şey buydu zaten. Burası olabilir. Bunlar hızlanıyor. Bak. Scoutlar daha hızlı ilerleyecek diyor. Aynen %50. Devam abi. Bunu yapalım. Hat saha yapabiliyorsak bunu overtime yapalım. Bir tanesini overtime yapalım. Şeyde çalışan hangisi? Shrine. Sen overtime. Diskonten ne kadar artacak bilmiyorum ama bakın %17. Harika. Harika oğlum, çok iyi. Bakın hala artıyor. Müthiş. Başka Shrine'ın olduğu yerde bizim workshop'ımız var mı? Aynen buralar. Allah beni ne etsin. Field kitchen'i yapmayı unuttuk. Abi nasıl unuturum ya. Nasıl unuttum. Özür dilerim arkadaşlar. Halkım özür dilerim. Birkaç insan görüyormuşuz. Mağaraya yaklaştık. Ve orada kalanlar tüfeklerini mi çıkardılar. Pozisyon aldılar. Ve girişteki duvarın arkasına geçtiler. Çok kötü durumdalar ve açlıktan ve hastalıktan dolayı muzdariplermiş gördüğümüz kadarıyla. Onlara konuş, onlara saldır. Yani muhtemelen ne kadar yorgun olurlarsa olsunlar, 36 kişiye saldırmak bana sorarsanız çok mantıklı değil. Overpowered Americans. Bulduklarımız Amerikalılarmış. Yani Amerikalılara saldırırsak bence hoş olmaz. Biz 5 kişiyiz, onlar 36 kişi. Bizi içerler abi. Amerikalılara söyleyip bize katılmalarını söyleyebilirmişiz. Aynen, bize katılsınlar abi. Küçük bir konuşma gibisi yok. Amerikalılara şehirden hani kovuldukları için onlara adi davranacağımızı falan filan söylemişiz anladığım kadarıyla. Bu zavallı insanlarla şehre doğru yol alıyoruz sanırım. Daha farklı bir seçeneğimiz yok. Okey. Yeni yerler geldi. Bir tanesi ne? Demir gemi. Daha doğrusu taş gemi. Diğeri de karla kaplı malzemeler. Abi şöyle bakar mısınız? İnanılmaz. Okey. Gayet tatlı oldu. Gayet iyi oldu. Yalnız şöyle bir sıkıntı var bu sefer. İnsanlar geliyor eve. Eve insanlar geliyor arkadaşlar. Evet, bir tane. İnanılmaz. Haydi bakalım. Emergency shift yapayım mı? He? Emergency yapayım mı? Alın lan emergency size. Üçkağıtçı herifler. Oy! Discontent. Discontent. Yapma discontent. Etme discontent. Okey. Kömürleri verdik. Harika. Şeyimiz soğuyor şu an. Aman ya Rabbi, ne kadar hızlı oldu. Bakın şu workshop hala çalışacak biliyorsunuz değil mi? Şu workshop hala çalışıyor. O halde bir araştırma daha yapalım. Ne yapalım biliyor musunuz? Daha fazla buna vermek istemiyorum. Isınma problemi, gathering postlar sıkıntılı olabilir. Çünkü gathering post bizim için odunu toplayan bir ekip var ya orada. Advanced. Bunu yapalım mı? Oğlum bunu yapalım biliyor musunuz? Bunu vallahi yapmam lazım benim. Ya lanet olsun, çok fazla şey yapmam lazım ya. Kafayı sıyırtacaklar. Yap abi. Hatta bugün içerisinde yaparsa çok tatlı. Adaptasyona bakıyoruz. Verdiğim sözü tutamadığım için özür diliyorum. Öncelikle. Extended shift ne anlama geliyor? Yeni nöbet şey uzunluğu var. İş saati.
Aa, gündeki iş saatlerimiz 14 saate çıkıyor. Huzursuzluğa neden oluyor ve huzursuzluk artıyor. Gerek yok. House of Pleasure. İnsanların rahatlamaya ihtiyacı var. Bunu geç. Moonshine, işte bu. İnsanlara likör veriyoruz ve sonra onların sinirlerini yatıştırıyoruz. Abi çok tatlı. Aa, moonshine güzel. Bunu yapalım. Moonshine'i beğendim. Yalnız unutmadan yapacağım. Aa, bir kişi öldü. Neden? Bir kişi öldü diyor. Work accident. Abi iş kazası. Allah rahmet eylesin. Henry. Henry. Hem de Steel'la çalışıyormuşsun ha. Üçkağıtçı Henry seni. Henry seni. Bu arada burası çalışıyor sanırım ama benim evim onun hesabına içine girdiği zaman şey vermiyor bana. Yani bunun içerisine giriyor diye uyarı vermiyor. Her neyse. Bu arada gençler şey önemli olabilir. Ev güncelleştirmesi. Birisi öldü diyor. Aa, acil durum çalışması sırasında ölmüş. Ay, benim hatam. Ne olduğunu bilmiyoruz ama sanırım kalp krizi. Çok mu ağır çalıştı abi, çok kötüyüm. Hayatta kalmak için bazı fedakarlıklar yapmamız gerekiyor. Veya bugünlük acil durumu durdur. Tamam, bugünlük durdurun abi. Madem kötü bir olay oldu. Tamam, bugünlük dursun. Bir dakika. İki yerde de mi durdu? Nasıl ya? İki yerde de mi durdu? Oğlum. Var ya, tam üçkağıtçısınız ha. Harbi tam şerefsizsiniz ha. Biri durunca herkes durmuş bak. Neyse, gün başlıyor Allah'tan. Buraya outpost yapın. Yani beni mi bekliyorsunuz outpost yapmak için? Anlamadım ki. Yap anasını satayım ya. 25 steel gerekiyor. Okay. Bugün ne olur güzel bir steel gelsin bize arkadaşlar. Lütfen, rica ediyorum. %36 çalışıyor. Neden? 7 kişi yemeğe gitmiş. Okay. Sabah kahvaltılarını yapsınlar. Ardından kendilerine gelsinler. Çünkü benim acilen çeliğe ihtiyacım var. Bilmiyorum, dışarıda çok az yerde çelik bulabiliyorsunuz. Şu ana kadar bir yerde çelik buldum ve o da iyi olmadı yani açıkçası. Şimdi araştırmalar tamamlansın. Ev güncelleştirmesine verebilirim. Raw food. Bayağı raw food'umuz var. Burası bence iyi idare ediyor, biliyor musunuz? Burası sürekli çalışıyor abi. Hiç durmadı. Advanced steelwork yaptım. Harika. Steel'ımız çok daha hızlı gelecek şu saatten sonra. House redesign. Bunu yapsak mı arkadaşlar? Vallahi bilmiyorum. Infirmary. Şimdilik house redesign yapalım. Tamam mı? Hatta birazcık bekleyelim, house redesign olsun. Ardından çeliğimizi ona harcayalım ve gün boyu çeliğimiz dolsun. İş gücünden insanlarımız zaten sıkıntı çıkarmazlar. Hani free time'larında evleri yaptıracağım ona. Okey. Bence böylesi daha tatlı oldu. Şu an yine bir problemimiz yükseliyor. Yine yükselen bir problemimiz var. Yine yükselen bir problemimiz var. Hepiniz ne olduğunu biliyorsunuz o problemin. O da bu. Bu abi. Ben hiç bunun bu kadar problem olacağını düşünmezdim, biliyor musunuz? Bu ne abi? Tüm steel'ımı sana harcıyorum ya. Resource depot. Allah canımı alsın. Tüm steel'ımı sen yiyorsun ya. Fırtınadan kaçanlar diyor. Büyük bir kalabalık şehrimize ulaştı. Bazıları hasta. Ve diyorlar ki çok değişik hava geliyor bize. Ve bizim yardımımız olmadan ölürler. Asla hayatta kalamayız. Lütfen bize yardım edin. Tehlike geliyor. Bizi tahliye ettiler. Lütfen içeri girmemize izin verin. Bunu alırsam 70 kişi girecek. 30'u hasta. Huzursuzluk artacak. Umut yükselecek. Umut niye yükseliyor lan? Kalabalık olduğumuz için mi acaba? Bunu yaparsam huzursuzluk düşecek ve umut da düşecek. Aa, yalnızca sağlıklı olanları alabiliyorum içeri. Ve kaybolun lan diyebiliyorum. Herkes geliyor abi. Benim adım Eray'sa, benim adım Eray abi. Ve herkese yer var. Benim gönlüm geniş arkadaşlar. Benim gönlüm geniş. Bu arada biriniz 24 saat çalışacaksınız. O da siz. Gün bitsin, 24 saate basacağım direkt.
İşte bu. Asi Design'da oldu. Harika. Çok çok iyi. Aynen bu. Allah kahretsin. 40 steel gerekiyormuş. Devam. Devam. Devam, devam, devam. Evsiz insanlar var. Devam. Devam arkadaşlar. Durmak yok, yola devam. Durmak yok. Yeni bir araştırma yapıyoruz. Ne yapılabilir? Faster outpost tatlı olabilir bakın. Ama onun öncesinde infirmary yapacağız. Çünkü insanlar yavaş yavaş hasta olmaya başlayacak. Bir tane infirmary en azından kurmuş olayım. Medical postlardan daha etkili çünkü onlar. Aç insanlarımız var. Niye var bilmiyorum. İnsanlarımız niye aç hakikaten emin değilim. 15 steel. Bakın daha az gerekiyor yanılmıyorsam. Doğru mu? Doğru. Bunun içine giriyorsunuz değil mi? Oo harika. Var ya müthiş. Şöyle koyalım evlerimizi. Zamanı hızlandıralım. 2 adet kömür. Seni de şimdilik kömüre vereyim. Abi böyle bir şey olamaz ya. Hakikaten olamaz. Çok fazla fazlalık geliyor. Bir saniye. Bayağı insan geliyor şu an ve takip etmek zorlanıyorum. 36 kişi daha geldi. Takip etmek zorlanıyorum. Steel geldi mi? Geldi. Steel geldiyse sorun yok. Steel olsun yeter. Steel gelsin yeter. Anladığım kadarıyla seni de açacağım. 10. Evet. Bakın yeni bir mahalle burada şekillenecek. Yeni bir mahalle. Evet. Harika. İşte bu kadar. İnsanlarımızın elleri gelişiyor. İnsanlar gelişiyor. 106 kişi evsiz. Ay. Sorun değil. Hepinize iş bulacağım. Hepinize refugees. Oğlum var ya şu büyük bir ekip geliyor ha. Abi 60 kişi geliyor. Ciddi olamazsın. Stone ship. Git bakayım ya. Sen şuraya git. Buradan bize malzem bul. 2 gün 9 saat. Yürüyün gidin. Bir de 5 kişiyi uğraşmayın evde bakmayla. Okey. Her neyse. Burada. Bunu benim sonlandırmak istiyorum arkadaşlar. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden Frostpunk'a devam ediyor olacağız. Bilmiyorum doğru kararlar mı verdim emin değilim. Ama sayımız arttığı için yemek yerlerini arttıracağım. Evleri arttıracağım ve tahminimce ben bu insanlara bakacağım. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşça kalın.